TÜİK'in açıkladığı verilerin yurttaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladığını, bu hesaba göre %64.7 olan 2023 yılı tüketici enflasyonunun %129.4 dolayında hissedildiğinin kurum içinde yapılan sunumlarda paylaşıldığı iddia edildi. Gözlerimdeki parıltıdan ekonominin iyi gideceğini anlayın diyen bakanı alkışlayanlar, açız, yoksuluz, geçinemiyoruz diyen halka kulak tıkamaya hala devam ediyor. Bir de gerçek verileri saklıyorlar. Verilerin makyajlandığını defalarca burada söyledik. TÜİK'in kalem kalem hesapladığı alışveriş listesindeki rakamların vatandaşın alışveriş yaptığı çarşı pazarda aynı olmadığını dile getirdik. İşçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, öğrencinin, iş insanının, çalışanın, işsizlikle boğuşan vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı. Biz burada halkın sorunlarını çözmek için varız. Halkı temsil ediyoruz burada. Bu ülkenin gerçeklerini konuşmalıyız. Yoksulluk bu ülkenin gerçeğidir. En düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kalması bu ülkenin gerçeğidir. Ev kirasının emekli aylığından bile daha az kalması bu ülkenin gerçeğidir. Bizi kıskanan Avrupa emeklisini diğer ülkeye gezmeye giderken, bu yönde teşvik ederken bizim emeklimizin pazara bile gidemez hale gelmesi bu ülkenin gerçeğidir. 2002 yılında emekli ikramiyesiyle ev, araba alabiliyorken bugün belediyelerin yardımına muhtaç hale gelmesi, ucuz yağ ve şeker alabilmek için market market gezmesi bu ülkenin gerçeğidir. En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi, asgari ücret tutarının altında bırakılması, geçinemeyen emeklinin üzerinden silindirle geçmektir. 2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıydı. Demek ki bugün en düşük emekli maaşı 17.002 lira çarpı 1,5 eşittir 25.503 lira olmalıydı. Ama değil. Bugün bir lütuf gibi 10 bin liraya çıkartıyoruz diye seviniyorsunuz. Yazıklar olsun. Bir de bu yılı emekli yılı ilan ettiniz ya, sanki emeklinin yanındaymış gibi. Uzağa gitmeye gerek yok. Başkent Ankara'da Mansur Başkan emeklinin nasıl yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. En düşük emekli maaşı alan ve açlık sınırının altında yaşayan emeklilere Ankara Büyükşehir Belediyesi her ay 1000 lira destek, ayrıca 400 lira et desteği ve kış aylarında 500 lira doğalgaz yardımı yapıyor. İnşallah 31 Mart'ta Afyonkarahisar'da belediye başkanı olarak seçilirsem, ben de en düşük emekli maaşı alan emeklilere, açlık sınırının altında yaşayamaya mahkum edilmiş emeklilere, dul ve yetimlere kış aylarında doğalgaz yardımı, yakacak yardımı vereceğim ve belediyede, belediye hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanacaklar, sosyal yardıma muhtaç hale gelmiş o emekliler de sosyal yardımlardan en iyi şekilde faydalanacaklar. Emekli, yıllarca maaşımdan daha elime geçmeden sigorta ve vergi aldınız. Harcamaları bana hiç hesap vermeden yaptınız. Öz yurdumda sınırları kevgire çevirerek gelen Suriyeli'ye bile benden daha fazla ilgi gösteriyorsunuz diyor. Bir de tabii emekli olması gerekirken emekli olamayanlar var. Staj ve çıraklık mağdurları. Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayılmadığı için EYT'den yararlanamayanlar seslerini duyurmak için hafta sonu mitingde bir araya geldiler. Yine bir günle, 3 ayla, 5 ayla EYT yasasını kaçıranlar emekli olmak için yıllarca beklemek zorunda kalacaklar. 21 Ocak pazar günü onlar da İstanbul'da kademeli emeklilik için mitingde binlerce kademeli emeklilik isteyen vatandaşlarımız bir araya geldi. Gelin yerel seçim öncesi hem staj ve çıraklık mağdurlarını hem de kademeli emeklilik bekleyenleri sevindirelim, yüzlerini güldürelim. Buradan gerekli yasaları hep beraber çıkartalım. Ve Sayın Başkan, bu ülkede engelli vatandaşlarımız var. İşsizlikten onlar da muzdaripler. Kamuda
Engelli çalışanların kotasının %3'ten %6'ya çıkarılması için bu meclise verdiğimiz teklifler var. Gelin bu engelli kotasını da yükseltelim. Bu insanların iş bulmaları için önündeki engellilerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, kademeli emeklilik bekleyenlerin ve daha bu ülkede yaşayan binlerce mağdurun yüzünü güldürelim ve bu hafta gelecek olan emekli, en düşük emekli maaşı ile ilgili 10 bin lira getiriyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun. 10 bin lirayla bu emekli kirasını nasıl ödeyecek? Doğalgaz, elektrik faturasını nasıl yatıracak? Ya artık emekli muhtaç hale geldi. En azından en düşük emekli maaşını Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz 17 bin lira asgari ücret düzeyine çıkartılması önergesini gelin hep birlikte kabul edelim. Emeklileri bir nebze olsun rahatlatalım. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sürekli sahadaydım. Emeklilerimizle ilgili burada önemli bir soruna sürekli dikkat çektik. Emeklilerimize zaten uzun süredir 7500 lira maaşla emeklilerimizin nasıl geçineceği sorusunu iktidar partisindeki arkadaşlara özellikle soruyorduk. Şimdi de aynı soruyu emeklilerimiz 10 bin lira maaşla nasıl geçinecek? Emeklilerimiz asgari ihtiyaçları nasıl karşılayacak sorusunu iktidar partisindeki arkadaşlarımıza yöneltmek istiyoruz. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin yaşadığı bu kriz ortamında, Türkiye'nin yaşadığı bu hayat pahalılığı ortamında emeklilerimizin 10 bin lira maaşla nefes alması imkansız. Bu anlamda emeklilerimizle ilgili bu konunun bir daha gözden geçirilmesi elzemdir, önemlidir ve iktidar partisinden bu anlamda bir adım, yapıcı, olumlu bir adım atılmasını özellikle beklediğimizi ifade etmek istiyorum. En düşük emekli maaşı kesinlikle ama kesinlikle asgari ücret seviyesinin altında olmamalıdır. Bu konuda kesinlikle emeklilerimizin yarasını saracak bir adım atılmalıdır. TÜİK bir açıklama yaptı. Hissedilen enflasyon diye bir şey. Evet, bir hissedilme durumu var enflasyonun. Dedi ki hissedilen enflasyon %130. Kendilerinin TÜİK'in açıkladığı rakam %64.7 fakat hissedileni %130'muş. Aslında ENAK'ın açıkladığı rakam da %130. Bu hissedilme hissedilmeme işinde bir gariplik var. Enflasyonu doğru ölçmeyen, çarpıtan, manipüle eden bir anlayışın başka bir yerden kendini tarif etmesi, bir yerde de kendini teşhir etmesidir bu. Tabii burada TÜİK'i anlıyoruz. Hissedilen derken aslında emekçilerin, emeklilerin, vatandaşın hissettiği enflasyonu açıklıyor. Resmi olarak da açıkladığı enflasyon büyük olasılıkla sermayenin, zenginlerin enflasyonudur. Bu aradaki fark da işte aslında toplumdaki gelir dağılımının nedenli bozuk, servet dağılımının nedenli bozuk, toplumdaki uçurumların ne hale geldiğini de bize göstermiş oluyor. Teşekkür ederim.